Merhaba arkadaşlar, Epimenter derslerimizin ikincisine hoş geldiniz. Bu dersimizde, bir saniye, bu dersimizde Epimenter emülatörü indirecektim normalde ve onun bağlanmasını gösterecektim ama bir sıkıntı yaşadığım için başka bir program kullanmak zorunda kaldım. Öncelikle normalde eğer Epinventor'da bir sıkıntı yaşamasaydı şunları yapacaktık. Epinventor 2 simülatör diyoruz. Epinventor'ın sayfasına geliyoruz ve şuradan kendi bilgisayarımızın sistemine uygun olanı seçiyoruz. Tıklıyoruz ve next butonlarıyla bitiriyoruz işlemimizi. Yüklenmiş oluyor. Daha sonrasında da connect kısmından emulatöre tıkladığımızda otomatik olarak sistemde yüklü olan emülatörü buluyor. Ama bende bulmadı. Bir sıkıntı oldu sanırım. Birkaç defa denedim. Ama hiçbir şekilde çalışmadı. Onun için ben BlueStacks'i kullanacağım. BlueStacks'i kullanmak isteyenler için yine buraya bırakıyorum. Onu da göstereyim. BlueStacks'i indiriyorum ana sayfasından, daha sonra karşıma ben bu işlemleri yaptım. Yine normal bir şekilde next butonları geliyor. Beni bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Şu MIT'nin programını görmezden gelelim. Play Store'a giriyorum. Muhtemelen kendi yüklenecektir ama MIT App Inventor yazıyorum. Sonrasında MIT App Inventor 2'nin uygulamasına yüklüyorum. Yüklediğimde karşıma şunun gibi bir ekran gelecek. Bunu bir kenara bırakalım. Şimdi emülatörümüzü açıyoruz. Pardon. Şuradan USB'de de denedim. USB'de de benim sıkıntım oldu. Onun için bunu kullanacağım. Daha doğrusu sizin de görebilmeniz için USB'den vazgeçtim. Şuradaki kodları giriyoruz. Elif. Yanlış yapmışım. Okay. Deniyoruz. Bir hata oldu sanırım. Öyle. Neyse. Evet, bağlanıyoruz şu an. Bağlandık. Biz normalde geçen bölümde şunu yapmıştık kodlarımızda. Blok kısmına geldiğimizde düğmeye tıkladığımızda düğmedeki yazı merhaba'ya dönüşecekti. Şimdi deneyelim bakalım. Sarıya dokunduk ve yazımız merhaba'ya döndü. Bunu denemek için çeşitli işte emülatörler kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızı telefonunuza bağlayabilirsiniz. Yine buradan connect'ten USB kısmıyla. Ama ben şu an emülatöre bağlayayım ve emülatörden devam edeceğim muhtemelen. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler dilerim.